Anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Her zaman aynı insanları görürsek onları yaşamımızın bir parçası saymaya başlarız. Yaşamımızın bir parçası saydıkça da onlar bizim yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar. Bizi görmek istedikleri gibi değilsek hoşnut olmazlar canları sıkılır çünkü efendim herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini elifi elifine bildiğine inanır ne var ki hiç kimse kendisinin kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini kesinlikle bilmez tıpkı şu düşleri gerçeğe dönüştürmeyi beceremediği halde düş yol yolculuğun yorumculuğuna kalkışan cadı gibi şimdi baktığım zaman açıklayıcı bir ifadenin kullanıldığını görüyorum o zaman ben ilk olarak açıklayıcı anlatım unsurları yer almaktadır ifadesini elerim e, aşamalı bir durumdan söz edilmiştir de, demiş A şıkkında. şimdi baktığım zaman yaşamımızın bir parçası saydıkça yani biz saymaya devam ettikçe aşamalı aşamalı onlar da bizi yaşamımızı değiştirmeye kalkışırlar dediği için aşamalı bir durumdan söz edilmektedir evet e, düşünceyi somutlamak için benzetmeye yer verilmiştir demiş cadı gibi ifadesini kullandığı için ne yaptı somutlamaya yer verdi benzetmeye etmeden yararlandı. Evet bunu da eleriz. Ee, açıklayıcı anlatım zaten parçamın geneli açıklayıcı anlatımla anlatımla oluşturulmuş. Söyledik bunu. Kurallı ve devrik cümlelere yer verilmiştir. Evet kurallı ve devrik cümlelere yer verildiğini de tespit ediyoruz. Kurallı olması yüklemin sonda olması. Devrik olması ise yüklemin ortalarda olması. Ee, şimdi bilmez ifadesine baktığım zaman yüklemin ortada cümlenin ortasında kullanıldığını görüyorum. Dolayısıyla devrik cümlede kullanılmış. Tartışmacı anlatım tekniği ağır basmaktadır demiş. Burada tartışmacı anlatımdan söz edilemez. Cevabım Denizli.